Şimdi ilginç bir soru yazacağım. Bu soruda t parametresinden kurtulmaya çalışacağız. Evet, hadi bakalım. x eşittir 3 çarpı kosinüs t, y eşittir 2 çarpı sinüs t olsun. Parametreden önceki videoda yaptığımız gibi de kurtulabiliriz. Ne yapmıştık? T'yi x veya y türünden yazıp yerine koymuştuk. Önce o şekilde çözerek öyle bir çözüm yolu izlemenin bizi içinden çıkılmaz bir yola götüreceğini görelim. Gelin bu eşitliklerde t'yi yalnız bırakalım. Dilediğiniz eşitlikten başlayabilirsiniz. Zorluk dereceleri aynı olacak. Bu denklemde t'yi yalnız bırakacaksak, her iki yanı da 2'ye bölmemiz gerekir. y bölü 2 eşittir sinüs t. Ardından her iki yanında ark sinüsünü alırız. Yani sinüs fonksiyonunun tersi. Peki ne elde ederiz? Başına ark koyarak yazmayı tercih ediyorum. Çünkü çoğu kişi üzeri eksi 1 şeklinde yazıldığında üstel fonksiyon olarak algılıyor. Ark sinüs y bölü 2 eşittir t. Evet. Az önce bu ark sinüsle alakalı söylediklerimi şurada biraz açıklamak istiyorum. Normalde bu konuyu trigonometri videolarında açıklamak gerekir ama hazır tam yeri gelmişken yapayım. Çünkü bence kafası karışacaklar olabilir. Herhangi bir şeyin ark sinüsü, mesela y'nin ark sinüsü böyle yazılır. Bunun bir diğer yazım şekli de sinüs üzeri eksi 1 y'dir. Normal kullanımda bu ikisi birbirine eşittir ama bu yazım şeklinden çokça hoşlanmıyorum çünkü kafa karıştırıcı olabiliyor. İkinci ifade sinüs y'nin eksi birinci kuvveti anlamına da geliyor. Bu da neye eşittir? 1 bölü sinüs y'ye. Ark sinüs fonksiyonu ile bu kesinlikle apayrı şeyler oysa ki. Bu nedenle sinüs fonksiyonunun tersini bu şekilde yazacaksanız karıştırılmamasına özen göstermelisiniz. Amacımız sinüs y'nin eksi birinci kuvvetini almak değilse eğer bunu kullanmazsanız daha iyi olur. Şunu da unutmamak lazım. Sinüs kare y yazan biri hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde şunu kastetmiştir. Sinüs y'nin karesi. Evet, keşke herkesin kullandığı gösterim şekli böyle parantezli olsa. Üstlerin bir orada, bir burada gösterimi gibi karışıklıklar olmazdı. Sinüs yeğenin karesi işte der, geçer giderdik. Kafalar epey karışıyor bu şekilde. Tabii başında eksi işareti varsa bu da eksi 2 olur. Bu... 1 bölü sinüs y'nin karesi demektir. Araya sıkıştırdığım bu uzun açıklamayı sinüs üzeri eksi bir yerine neden sinüs yazdığımı anlatmak için yaptım. Sorumuza şimdi geri dönelim. t'yi y türünden yazdık. Bulduğumuz eşitliği burada yerine koyacağız. Böylece x'i y türünden elde etmiş olacağız değil mi? x eşittir 3 çarpı kosinüs t. t'yi bulmuştuk. t'nin eşiti işte burada. Yani kosinüs arksinüs y bölü 2. Parametreden kurtulduk ama elde ettiğimiz eşitlik anlaşılması çok da kolay bir eşitlik değil. Değil mi? Diğer yoldan da çözebilirdik. Y'yi x türünden yazıp sinüs, ark, kosinüs şeklinde bir fonksiyon elde ederdik ama o yöntemde bunun kadar karışık ve anlaşılması zor olacaktı. Her şeye rağmen parametreden kurtulduk bu konuda. Kendimizi tebrik edebiliriz o kadar da haksızlık etmeyelim ama bu videonun amacı size bunu göstermek değil. Bu videonun amacı parametreden kurtulduktan sonra içinde x ile y olan ve anlaşılması daha kolay olan bir eşitlik elde edip edemeyeceğimizi görmek. Bunu yapmak için bazı matematiksel numaralar yapacağız. Gerçi bu çok sık karşılaşılan bir yöntem. Özellikle de kutupsal koordinatlar ile uğraşırken tabi kutupsal koordinatları anlattığım videolarımı izlemeniz iyi olabilir çünkü bu yöntemde o konudan epey bir yararlanacağız. Eşitlikleri... Baştan yazalım şuraya şimdi. x eşittir 3 kosinüs t idi değil mi? y eşittir 2 sinüs t. Şimdi yapmamız gereken şey bu ikisini tek eşitlikte nasıl yazacağımızı bulmak. Elimizde kosinüs t ve sinüs t var. Bu ikisi e, arasında bir bağıntıyı nasıl kurabiliriz? dersem aklıma gelen şeyler birim çember ve bazı temel trigonometrik eşitlikler olur. Örneğin kosinüs karete artı sinüs karete eşittir 1. Bu eşitlik birim çemberden elde edilir. Birim çemberi anlattığım videoda açıklamıştım. Birim çembere dair en temel eşitlik bu değil mi? x kare artı y kare eşittir 1'den geliyor. Bir açının kosinüsü x koordinatı sinüsü de y koordinatıydı. Hatırlıyorsunuzdur. Bu bir trigonometre eşitliği netice itibariyle üzerinde şimdilik çok düşünmenize gerek yok. Bu eşitliğin doğru olduğunu bilin yeter. İspatladığım videoları da izleyebilirsiniz tabii. Devam edelim. Kosinüs kareli ifadeyi x için içeren bir ifadeyle ve sinüs kareli ifadeyi de y içeren bir ifadeyle değiştirirsek işimiz tamamdır. Peki, bir de ne var? Toplamları 1'e eşit tabii. Çok zor bir şey değil. Bunları şöyle yazabiliriz. Kosinüs t'yi x'li bir ifadeye, sinüs t'yi y'li bir ifadeye hemen yapalım. Eşitliğin her iki yanını da 3'e bölelim. x bölü 3 eşittir kosinüs t. Bu eşitliğinde her iki yanını 2'ye bölersek y bölü 2 eşittir sinüs t. Şimdi bu eşitliği kullanabiliriz artık. Kosinüs t yerine x bölü 3 sinüs t yerine y bölü 2 yazacağız. Yazalım bakalım. x bölü 3'ün karesi. Kosinüslü ifadeyi yazdık. Kosinüs t'nin karesini yazdık. Artı y bölü 2'nin karesi sinüs t'nin karesini de yazdık. Eşittir 1. Güzel. Bu eşitlik az önce yazdığımız şu eşitlikten çok daha sade. Bu eşitlikle ne yapacağım konusunda hiçbir fikrim yoktu ama konik kesitler videosunu izlediyseniz bu eşitliğin bir elips eşitliği olduğunu fark etmişsinizdir. Hatta bunu biraz daha güzelleştirelim. x kare bölü 9 artı y kare bölü 4 eşittir 1. Evet, bu elipsin grafiğini çizseydik. Hatta gelin çizelim. Önce eksenleri bir çizelim. Bu arada mavi rengi çok sık kullandım. Tek düze bir hal oldu değil mi? Bu kez mor rengini kullanalım. Severim moru. X eksenimiz bu. Bu da y eksenimiz. Elipsin ana ekseni x doğrultusunda çünkü bunun paydası diğerinkinden büyük. Büyük yarıçap kaça eşit? Bu paydanın karekökü değil mi? Yani 3. Bu yöne doğru 1, 2, 3 ve 1, 2, 3. Merkezini orijinde aldım çünkü ne x ne de y ötelenmemiş değil mi? Elips konusunu eğer bilmiyorsanız konik kesitleri videosunu izlemelisiniz. Neyse. Yedek eksendeki yarıçapta 4'ün kare kökü yani 2. 1, 2, 1, 2. Şimdi bakalım bu elipsi düzgün çizebilecek miyim bu konuda? Notum kötü, yaklaşık böyle bir şey. Evet işte, işte oldu. Gördüğünüz gibi t parametresini yok ederek bu eşitliği öyle bir şekilde yazdık ki elips olduğunu hemen anladık parametrik eşitliklerle veya kutupsal koordinatlarla çok fazla haşır neşir değilseniz şu eşitliklere baktığınızda bir elipse dair parametrik eşitlikler olduğunu hemen göremeyebilirsiniz. Ama konik kesitler konusunu öğrendiyseniz bu eşitliğe bakar bakmaz hemen görürsünüz elips olduğu apaçık ortada. Ayrıca elips çizmek de kolaydır. Ne var ki t'yi bu eşitliklerden yok ettiğimizde ve böylece aşağıda yazdığımız bu eşitliğe geçtiğimizde önceki dersler ...hatırlayacağınız gibi bazı verileri yitirdik. Bu veriler neler? Birincisi, t arttıkça hangi yönde ilerlediğimiz verisini yitirdik. Bir diğeri de, bize verilen herhangi bir t anında... ...elipsin hangi noktasında bulunduğumuz verisini de yitirdik. Bunu öğrenmek için şimdi basit bir tablo hazırlayalım. Ee, bazı t değerleri belirleyelim. Tablomuzu hazırlıyorum. t, x ve y değişkenlerimiz olacak. Yazalım. Evet. Eşitlikleri yeniden yazayım ki gözümüzün önünde olsun. X eşittir 3 kosinüs t. Y eşittir 2 sinüs t idi değil mi? Evet defalarca yazdım ama. Belli t değerleri seçmemiz yerinde olur. Çünkü böylece kosinüsü ve sinüsü hesap makinesi kullanmadan hesaplayabiliriz. Kolay olması için t'leri radyan türünden seçeceğim. T 0 olsun. Pi bölü 2 olsun. Ve bu derece cinsinden 90 demek ve t pi olsun. Peki t 0 iken x nedir? Şimdi buna bakalım. Kosinüs 0 1'e eşittir. 3 ile çarparsak 3 eder. t pi bölü 2 iken x kaçtır? Kosinüs pi bölü 2 0'dır. 0 çarpı 3 yine 0'dır ve t pi'ye eşitken x kaç? Kosinüs pi eksi 1. Eksi 1 çarpı 3, eksi 3'tür. Gayet güzel. Şimdi de y'leri hesaplayalım. T sıfıra eşitken y sinüs 0, 0 olduğu için 2 çarpı 0 yine 0'dır. T pi bölü 2 iken sinüs pi bölü 2, 1'dir. 1 çarpı 2, 2'dir. T pi'yi eşitken sinüs pi yani sinüs 180, 0'a eşittir. 2 çarpı 0, 0'dır. Güzel. Şimdi de bu noktaları grafiğe yerleştirelim. t eşittir 0 anında 3,0 noktasındayız. 3,0 işte tam burası. Burası t eşittir 0 anı. t'yi pi bölü 2 kadar arttırırsak, t'nin birimi saniye olsaydı mesela pi bölü 2 yaklaşık 1,57 saniye olacaktı değil mi? t pi bölü 2'ye eşitken 0,2 noktasındayız işte. Buradayız. T eşittir pi bölü 2 a'nı. T'yi biraz daha arttıralım. T pi'ye eşitken Eksi 3 virgül 0 noktasındayız. İşte buradayız. T eşittir pi anı. Tabii 3 virgül 14. saniyede yazabilirsiniz. Yaklaşık 3 virgül 14. saniye. Şunu özellikle belirtmeliyim, T'nin biriminin zaman olması şart değil. İlla saniye türünden verilmesi gerekmiyor. Ama zaman türünden açıklamayı seviyorum. Örneğin bir yörünge üzerinde ilerleyen bir nesneyi tanımladığımızı düşünmek hoşuma gidiyor. Gördüğünüz gibi artık yönünü biliyoruz. T arttı. Önce pi bölü 2'ye sonra da pi'ye eşit olunca şu yönde ilerledik. Saat yönünün tersi yönde ilerledik. O halde bu parametrik eşitliklerin yönü bu yöndür. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz. Neden 3 adet nokta seçtik? 2 nokta seçseydik? bir doğru oluştururduk. Bu noktadan şu noktaya ilerlerdik ve siz de hemen buradan buraya geldik işte derdiniz ama bu bilgi yeterli olmazdı. Çünkü bu noktadan bu noktaya diğer yönden dolaşarak da gelmiş olabiliriz. Üçüncü bir nokta seçerek yönümüzün saat yönünün tersi olduğunu garantilemiş olduk. Peki t'yi sıfırdan sonsuza kadar götürürsek ne olur? t'yi şöyle sınırlarsak t sıfırdan büyük sonsuzdan küçük olsun. Bu elips üzerinde sonsuza dek döner dururuz. Anlamı bu defalarca sürekli olarak döneriz sonsuz sayıda t eksi sonsuz ile artı sonsuz arasında olsaydı sonsuza kadar dönerdik. Tam olarak böyle gösterilir aslında. Bu elipsi yalnızca bir kez çizmek istersek şöyle olmalı. 0 küçük eşit t o da küçük eşit 2pi. Bu soruda t aslında gerçekten açı türünden. Bunu kutupsal koordinatlar olarak düşünürseniz herhangi bir andaki t budur. Bunu da söylemem gerektiğini fark ettim çünkü her zaman açı türünden olması şart değil ama bu soruda öyle. Sıfırdan 2pi'ye gittiğinizde bir elipsi tamamlamış olursunuz ama konumuz parametrik eşitlikler, trigonometri değil. Bu yüzden bu konunun üzerinde çok durmayacağım. Her neyse. Bu soruyu da aslında hallettik. İlk başta elimizde bunlar vardı. Yalnızca bunlar verip size grafiğini sorsaydım muhtemelen yanıt veremezdiniz ama trigonometri eşitliği sayesinde eşitlikleri sadeleştirip bir elips eşitliği elde ettik ve grafiğini çizdik. Ardından birkaç noktayı grafikte işaretleyerek bu eşitlikler bir parçacığın hareketini tanımlıyorsa eğer o parçacığın hangi yönde hareket ettiğini görmüş olduk. Umarım beğenmişsinizdir.